yapma bunu, terk et bunu, derdi. Sümme yelkâhu minel gadi, bunu söylediği günden sonraki gün, yani ertesi gün, yarınkısı, yarınki gün, ertesi gün tekrar karşılaşırdı. Ve hüve alâ hâlihi, o ikaz ettiği adam yine bildiğini okuyor. O ikaz ettiği, yapma etme dediği adam yine aynı hal üzere, aynı haramı, aynı günah devam ediyor, işliyor. فَلَا يَمْنَعُهُ O adamdan nefsini men etmezdi. O adamla alakasını kesmezdi. İkaz etti, irşad etti, onu anlattı, aydınlattı. Yapma, etme, bu haramı işleme. لَا يَحِلُّ لَكَ Bu sana helal değildir, dedi. Ama ertesi gün baktı ki adam yine aynı günahı işliyor, aynı haramı işliyor. Tavrı ne olmalıydı? Derhal o adamdan uzaklaşmak. Dostluğunu, alakasını, samimiyetini kesmek lazımdı. Kesmedi. En yekûne oldu, olmaya başladı. Ekîlehu ve şerîbehu ve ka'îdehu. Başladı o evvelce günah işlediği zaman ikaz ettiği, yapma etme dediği adamla beraber yemeye başladı. Beraber içmeye başladı. Beraber oturup kalkmaya başladı. Bakın. Nasıl bozulduğunu anlatıyor Peygamberimiz geçmiş ümmetler. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ O Müslüman adam, nasıl ki o haram işleyen adamla, o günah işleyen adamla beraber olmaya başladı, onlarla oturup kalkmaya başladı, اَكِيلَهُ وَشَر۪يبَهُ Beraber yemeye, beraber içmeye başladılar. ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْدٍ Allah o Müslümanla kalbini aynen öbürüne benzetti, ikisi de aynen bela olmaya başladı. Bakın nasıl bozulmaya başlamış, çözülmeye, kokuşmaya başlamış. Toplumlar böyle bozuluyor. Önce görüyor ki bu adamın namaz kılmayan bir adam, faiz yiyen bir adam, karısı kızı çıplak bir adam, meyhane işleten bir adam, umumhane işleten bir adam, kumarhane işleten bir adam, faiz yiyen bir adam. Onu ikaz ediyor, diyor yapma, haramdır, günahtır, yaklaşma, terk et diyor. Ertesi gün güne bakıyorsun, aynı adam aynı işi devam ediyor. Bu sefer o işi yapan insana, daha evvel onu ikaz ettiği halde, haramdır, günahtır dediği halde, bakıyorsunuz o Müslüman aynen o adamla beraber olmuş. O adamı desteklemiş, o adamı belediye başkanı yapmış, o adamı milletvekili yapmış, o adamı cumhurbaşkanı yapmış, o adamı devlet bakanı yapmış, onunla beraber olmuş, ona destek olmuş, ona yardımcı olmuş, onu, bakın Allah aşkına, sonuç ne olur? Allah diyor ki Peygamberimiz, daraballahu kulube ba'dihim bi ba'din aynen o haram işleyen adamın kalbiyle öbürün ona o haramla haram işleyen kişiyle oturup kalkan Müslümanla kalbini aynı münafık, aynı fasık haline getirir, ikisi de cehennemlik olur. İkisi de azaba müstahak olur diyor. Belalar böyle başlar. Çözülmeler böyle başlar. Ya ben hayret ediyorum. İçkinin haram olduğunu bildiği, haram olan bu içkiyi almanın, satmanın haram olduğunu bildiği halde, dört mezhepte de içki satmak haram mı değil mi kardeşim? Haram. İçkiyi satan bakkal, içkiyi satan büfeci, içkiyi satan marketçi, içkiyi satan satıcı, bayi, Allah'ın laneti altında mıdır değil midir? Altındadır. Peki bunu bildiğin halde, böyle olduğunu anladığın halde, nasıl o içki satılan bakkaldan gidip de yumurta alıyorsun? Nasıl oluyor da içki satılan marketten gidip de ekmek alıyorsun? Ey cahil Müslüman! Ey fasık Müslüman! İzah eder misin bakayım bunun sebebini? İçinde içki bulunan bir törene, öz kardeşin dahi düğün tertiplese, düğününde içki varsa, düğününde açık saçık kadınlar varsa, düğününde orkestra varsa, düğününde rezalet varsa, o düğüne benim kardeşimdir diye gidersen, Allah ile alakan kesilmiş olur. Canım ne yapalım işte kardeşimiz canım, öbürü komşumuz, öbürü akrabamız, öbürü dostumuz, öbürü ortağımız, öbürü partimiz, öbürü ocağımız diye diye, bu millet cehenneme gidiyor mu gitmiyor mu söyleyin. Gidiyor. Ama Allah bunu kabul etmiyor. Bakın, hadis-i şerifi görüyorsunuz yani. Ya biliyor ki,
Biliyor ki burada iş içiliyor. Biliyor ki bağlı olduğu dernek, bağlı olduğu vakıf, bağlı olduğu siyasi parti içki kullanıyor, içki içiliyor, içki satıyor, içki alıyor, içkiyi yasaklamıyor. Müslüman olduğu halde bu adam gidip oraya giriyor, oraya oturuyor, oraya kaydoluyor, oranın adamı oluyor. Ne oluyor? İşte aynen Allah da o Müslümanın kalbini aynen o içkicinin kalbine benzetip ikisi de cehennemlik oluyor. Hadise bu. Terk edeceksin. Demek ki bizim tavrımız da tavır değil. İtikadi boşluklarımız var. Efendiler bakınız, Allah'ın haramlarını, Allah'ın çizdiği hudutları dinlemeyen bir adam, namaz kılmayan, Allah-u Teala günde 5 defa duracaksın, namaz kılacaksın demiş mi dememiş mi? Demiş. Cenab-ı Hak 5 tane çizgi çizmiş bir günde. O çizgiyi geçmeyeceksin. Sabah namazının çizgisinde duracaksın, sabah kılacaksın. Öğle namazında bir çizgi daha çiziliyor, geçmeyeceksin. Öğle yıkılacaksın. İkindi namazında Rabbim bir çizgi daha çiziyor. Duracaksın o çizgide, geçmeyeceksin. Akşam öyle, yatsı öyle. Bu çizgilerde durmuyor adam. Duracaksın ya. Trafik işaretlerinde kırmızı yandığı zaman durmayıp da geçersen ceza var. Allah'ın günde 5 defa çizgi çizmiş. Sabah çizgisi, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu çizgilerde durup da 10 dakika, 15 dakika namaz kılmazsan cezasız mı kalacağını zannediyorsun? Bu zan yanlıştır. Adam durmuyor, dinlemiyor. Allah'ın sınırını dinlemiyor, çizgisini dinlemiyor, geçiyor, gidiyor. Okunan ezanla bir alakası yokmuş gibi, hiç Allah yokmuş gibi gidiyor. Ve bu adam zengin oluyor, bu adam devlet bakanı oluyor, bu adam cumhurbaşkanı oluyor, bu adam her şey oluyor bu adam bu memlekette. Halbuki Müslümanlar böyle bir adama karşı tavrını ortaya koyacağını peygamber söylüyor. Bu adamla selamlaşmayacaksın, bu adamla alakanı keseceksin, bu adamdan desteğini çekeceksin, bu adamla münasebetini keseceksin. Bak, Müslüman tavrı böyle olması lazım, bizim tavrımız tamamen dinin dışında. Daha nasıl Allah'ın azabını önlersiniz siz? Neyle önleyeceksiniz? Başka türlü çaresi yok efendiler. Bakınız bir hadis daha arz edeyim. Safları sıklaştırmamızı ikaz ediyorlar. Şöyle bir kere daha silkenelelim ve boşlukları tamamen dolduralım inşallah. Şöyle kalkalım mümkün mertebe, ne kadar boşluk varsa dolduralım. Bir hadis-i şerifi daha arz edeyim. Bakın halimizi ve davranışımızı ve davranış hatamızı ifade eden bir hadis daha. Hadis-i sahih, hadis-i şerif arz edeyim ve toplamaya çalışayım. Ezan yaklaşıyor çünkü. Evet. An Huzeyfe'te radıyallahu an, Huzeyfe namındaki büyük sahabi, Allah ondan razı olsun, buyuruyor ki Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz şöyle buyurdu. Vellezî nefsî biyedih. Bakın peygamberimiz burada yemin etmiş. Yemin, yemin, yemin. Böyle çok mühim meselelerde peygamberimiz çok yemin ediyor. Çok yemin ediyor. Vellezî nefsü Muhammedin biyedih şekli de var. Hadiste de çok görürsünüz. Bizim cemaati müsliminin hadis kültürü, tefsir kültürü fazla olmadığı için bu manalar fazla bilinmiyor. Peygamberin yeminlerinin manası anlaşılmıyor. Bazı hoca efendiler çok ehemmiyetli konularda yemin ettiği zaman ya bu hoca çok yemin ediyor, yemin etmek iyi bir şey değildir, yanlış bir iş yapıyor zannediyor. Vallahi Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği kadar kimse yemin etmemiş. Hadis-i şeriflerde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın yemin ettiği kadar kimse yemin etmemiş. Bak işte yemin geldi. Vellezî, bu vav-ı kasemdir bu. Vellezî nefsî biyedih, nefsim elinde bulunan, ruhum elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, manası bu. Ruhum Allah'ın elin, ruhum elinde bulunan, ruhumu kabzetmeye yetkili olan Allah'a, canımı alacak olan Allah'a yemin ederim ki. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ya Allah'ın hükümlerini, emirlerini yerine getirirsiniz,